qisqartirib akslantirish prinsipi va uning tatbiqlari. Demak, mavzu ikki taqsimdan iborat bo'lib, birinchi dastlab biz qisqartirib akslantirish prinsipi bilan tanishamiz. Keyin qisqartirib akslantirish prinsipining integral teoremalari tatbiqi bilan tanishamiz. Matematika va uning tatbiqlarida turli xildagi tenglamalarning yechimlarining mavjudligi va yagonaligi bilan bog'liq masalalar ko'p uchrashadi. Bunday masalalarni yechishda qisqartirib akslantirish prinsipi juda muhim ahamiyatga ega. Misol uchun, differensial tenglama nazariyasida Cauchy masalasi, ya'ni berilgan integral tenglama, berilgan differensial tenglamaning yechimining mavjudligi va uning yagonaligini isbotlash kabi masalalarda qisqartirib akslantirish prinsipi juda muhim ahamiyatga ega. Bu qisqartirib akslantirish prinsipida asosiy tushunchalardan biri bu qo'zg'almas nuqta tushunchasi. Ya'ni qo'zg'almas nuqtaning mavjudligi va yagonaligi belgilari ichida eng sodda va shu bilan birga juda muhim belgi bu qisqartirib akslantirish prinsipi deb nomlanuvchi belgidir. Endi qisqartirib akslantirishning ta'rifini beraylik. Aytaylik, x metrik faza bo'lsin. Bu metrik fazada aniqlangan akslantirishni qaraylik. Agar shunday alfa soni topilib, bunda alfa 0 va 1 va 1 orasidagi son barcha x, y nuqtalari uchun metrik fazadan olingan quyidagi bir tengsizlik bajarilsa, u holda akslantirishi qisqartirib akslantirish deyiladi. Birinchi tengsizlikka e'tibor beradigan bo'lsak, bunda har bir x, y nuqtalari uchun uning qiymatlari ax va ax nuqtalari orasidagi masofa x va y nuqtalari orasidagi masofadan alfa sonini ko'paytirgandan katta emas. Ya'ni akslantirishi fazaning ixtiyoriy ikkita nuqta orasidagi masofani alfa gacha qisqartiradi. Quyidagi chizmada qarasak, agar alfa soni 2 dan 1 ga teng bo'lsa, u holda bu akslantirishi ixtiyoriy ikkita x va y nuqtalari orasidagi masofani kamida 2 marta qisqartiradi. Agar alfa barobar 3 dan 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu akslantirishimiz har bir nuqta orasi, har bir ikkita nuqta orasidagi masofani kamida 3 martaga qisqartiradi. Endi qisqartirib akslantirishga konkret misol qaraylik. Bizga f differentsiallanish funksiyasi berilgan bo'lib, bu funksiya 0,1 kesmani 0,1 kesmaga akslantirsin va uning xoslasi quyidagi tengsizlikni qanoatlantirsin. Ya'ni 0,1 kesmasiga tegishli bo'lgan har bir t qiymat t nuqtasida bu funksiya xoslasining moduli biror bir tayinlangan q sonidan katta bo'lmasin. Bunda q soni 0 va 0,1 oralig'iga tegishli. U holda bu f funksiyasi qisqartirib akslantirish bo'ladi. Buni isbotini qarab keltirib o'taylik. Bu akslantirishning qisqartirib akslantirish ekanini matematik analiz kursidan bizga ma'lum bo'lgan Lagrange formulasidan foydalanamiz. Ya'ni Lagrange formulasi bo'yicha 0,1 kesmaga tegishli har bir x va y nuqtalari uchun shunday xc nuqtasi topilib, quyidagi tenglik bajariladi. Bunda funksiya orttirmasining argument orttirgan sifati xc nuqtadagi funksiya xoslasiga teng bo'ladi. Bu tenglikdan foydalanib quyidagi tengsizlikka ega bo'lamiz. Ya'ni nisbatning moduli barobar xoslaning moduli, bu esa funksiyaning f funksiyasining berilishiga shartga ko'ra q dan katta emas, q soni esa 1 dan katta emas. Bu tengsizlikni quyidagi tengsizlikka kelib chiqadi. Ya'ni fx va fy sonlari orasida oraliq x va y sonlari orasida oraliqdan q sonini ko'paytirgandan katta emas. Yoki bu oxirgi tengsizlikni quyidagi shaklda yozishimiz mumkin. Chunki sonlar o'qida jumladan 0,1 kesmada ikkita nuqta son orasidagi oraliq ularning ayirmalarining modullariga degan iborat, ya'ni x va y sonlari orasidagi oraliq x va x minus y ning moduliga teng. Fx va fy sonlari orasidagi oraliq esa ularning ayirmalarining modullariga teng. So'nggi tengsizlik ko'rib turganingizdek f funksiyasini qisqartirib akslantirish ekanini anglatadi. Bundagi qisqartirib akslantirish tarifidagi birinchi tengsizlikdagi alfa sonining o'rnida bizda q soni kelyapti. Bu misol bizga juda ko'p sondagi qisqartirib akslantirishlar qurish imkoniyatini beradi.
Çünkü xaslası qanday segmentda berilgan funksiyaning xaslası modulu bo'yicha birdan katta bo'lmasa, u holda uni bu akslantir bu funksiya orqali qisqartirib akslantirish qilishimiz mumkin. Birinchi dilemma. Bu dilemmada har bir qisqartirib akslantirish uzluksizdir deyiladi. Dilemmaning isboti. Haqiqatan ham agar x ning ketma-ketligi x metr fazadan olingan x nuqtaga yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda metr fazada ketma-ketlik limiting tarifi bo'yicha x ning nuqtasidan x nuqtasigacha bo'lgan oraliqlar n cheksizga intilganda 0 ga intiladi, ya'ni quyida munosabat o'rnatiladi. Endi qisqartirib akslantirishning tarifidan foydalansak, quyidagi tengsizlikni yoza olamiz. AXN'dan AX noktasına geçe bulan aralık, XN noktasından X geçe bulan aralıktan alfa sana topaylarına katlayamaz. Şimdi yukarıdaki nusabattan ahırı tengsizlikli nolu tamamı en çeksiz gendilgende nöl gendiladi. Demek bundan tengsizlikli çap tamamı hem nöl gendiladi. Demek biz bu ise AX'in ketme getirilginin AX noktasına yakınlaşışını anlatadı. Bu nusabat AXN'tirişinin üzlüksüzlüğünü anlatadı. Demek birinci lemma ispat oldu. Şimdi qisqartirib akslantirish prinsipinin asası üçüncülerden biri qo'zg'almas nokta üçüncüsünü kirtaylik. Eğer A akslantirishi üçün şunda x0 nokta mevcut olup A x0 teng x0 tengligi bajarilsa, bu holda x0 noktası A akslantirishinin qo'zg'almas noktası deyiladi. Yani qo'zg'almas nokta bu akslantirish bu noktanın özünü joyida qo'zg'almatirmasdan qoldirishini anglatadi. Yani x0 noktada qiymati x0 noktanın özüge teng bo'lishi kerak. Birinci teorema. Bu teorema qisqartirish prinsipi deb ataladi. Teorema quyidagicha: to'la metrik fazada aniqlangan har qanday qisqartirib akslantirish yagona qo'zg'almas noktaga ega. Bu teoremanın ispatını ko'rib chiqaylik. Bu teoremanı ispatlash uchun quyidagicha ish yuritamiz. X metrik fazadan ixtiyoriy x0 nuqtasini olamiz. Ya'ni ixtiyoriy x0 nuqtasini tayinlangan nuqtadan olamiz. Keyinchalik bu nuqta yordamida x1, x2 va hokazo xning ketma-ketlikni quramiz. Bunda ketma-ketlikning birinchi hadi x1 bu A akslantirishining x0 nuqtada qiymatidir. Ya'ni x1 barobar A x0. Keyingi hadi, ikkinchi hadi esa A akslantirishining x1 nuqtada qiymati. Yoki buni boshqacha aytadigan bo'lsak, x1 hadining o'zi ham x0 nuqtada qiymati bo'lganligidan, uni x2 hadini x0 nuqtasiga A akslantirishini 2 marta ta'sir ettirishdan hosil bo'ladi deyishimiz mumkin. Ya'ni x2 barobar A kvadrat x0. Va hokazo bu ketma-ketlikning n-chi hadi deb A akslantirishining xn-1-chi hadidagi n xn-1-dagi qiymatiga teng deb olamiz. Xn-1-chi hadi esa o'z navbatida undan oldingi hadningga a'ni ta'sir ettirishdan hosil bo'ladi. Umumiy holda, demak xn barobar a darajasi n barobar x0, ya'ni x0 nuqtasiga A akslantirishini n marta ta'sir ettirsak biz xn noktasını hasıl kılamız. Demek bunda bu jarayon iterasiya jarayon deyiladi. Yani berilgen x0 noktasına ketma-ket A akslantirishini ta'sir ettirib ketma-ket ravishda x1, x2, x3 va hokazo xn va noktalarının ketma-ketligini alamız. Bizning maqsadimiz bu hasıl qilingan ketma-ketlikning fundamental ketma-ketlik ekanligini ko'rsatish. Bunun uchun bu ketma-ketlikning fundamentalligiga tekshirish uchun ixtiyoriy n va n natural sonlarni olamiz. Bunda n sonni n sondan katta deb olaylik. U holda asl bo'lgan ketma-ketlikning n-chi va m-chi hadlar orasidagi aralıkını yuqoridan baholaymiz. Bu baholashda bizda yuqoridan baholashda n va m-larga bog'liq bo'lgan va n m-lar cheksizga intilganda 0 ga intiluvchi qandaydir baho hosil qilishimiz kerak. Buning uchun xn va xm hadlarining o'rniga an x0 va am x0 ni qo'yamiz, ya'ni tarif bo'yicha mana shunga teng. Endi buni bu joyda a x0n va an darajasi x0 ni
A köpaytırılgan A n-1 x0 ve A köpaytırılgan A n-1 x0 da bir yazı alalımız. Ve kıskartır ve aksilantır tarifindeki birinci tengsizlikini kollasak, bunda kuyudaki bana şu tengsizlik geyge bulalımız. Bana şu tengsizlik geyge bulalımız. Şimdi bu cereyanını n-1 mertte kollayıp, kuyudaki tengsizlik geyge bulalımız. Alfa derecesi n, rho x0, x n-1. Endi x noktasından x n minus n noktası geçe bugünün aralıkta bir neşte martta üç burçak tengsizliğini kollab kuyudagi tengsizlikke ege bolamız. Bunda x nolden x bir geçe aralık plus x ikiden x iki geçe aralık ve hakaza x n minus n minus bir noktadan x n minus n nokta geçe aralık. Yani bu aralıklarının özü hem kuyudagi tengsizlikler arkalı yazıladı. Bunda x1 ve x2'lerini oranına onun a arkalı fadalarını koyup ve xn-n-1 ve xn-n'lerini oranına fadalar koysak kuyudaki bana bu tengsizlikke ege bulamız. Alfa derecesi n, rho x0, x1 ve kuyudaki yığındı. Bu yığındaki tekrar veredigen bulsak bu çeksiz kemiyeci gereksiyanın dastlabki n-n tane hadlerinin yığındısıdır. Onu yukarıdan bakarsak bu kuyudaki tengsizlikke ege bulamız. Alfa derecesi n köpeydiler 1 minus 1 taksim 1 minus alfa ve x0'dan x1 geçe aralık. Tengsizlikke ege bulamız. Tengsizlikke ege bulduk. Endi bu tengsizlikten alfanın 0 ve 1 aralığı ekenliğini sapkı alsak bu bana bu ufada 0 gendiladı. Bu yerde x0'dan x1 geçe aralık bu tayinlengen son alfa derecesi n bizge malum ki alfa sonu 0 bilan 1 aralıkta bo'lganligi uchun uning n-inchi darajasi n cheksizlantilganda limiti 0 ga teng bo'ladi. Demak, bundan rho xn va xm aralık n mlar cheksizlantilganda 0 ga tilishi kelib chiqadi. Bu esa xn ketma-ketligining fundamentalligini anglatadi. Endi x metrik fazasining to'la ekanligini hisoblasak, to'la ekanligini hisoblasak x'in ketma-ketligini fundamentalligidan uning yaqinlashuvchi ekanligi kelib chiqadi. Mana shu joyida biz x fazaning to'la metrik faza ekanidan foydalanyapmiz. Aytaylik, x'in ketma-ketligini limitini x bo'lsin deylik. Uni ya'ni ketma-ketligini limitini x orqali belgilaymiz. Keyin endigi maqsadimiz bu x limit nuqtaning berilgan axtandirishning qo'zg'almas nuqtasi ekanini ko'rsatamiz. A axtandirishining uzluksizligidan foydalansak, quyidagilarga ega bo'lamiz. A ning x nuqtadagi qiymati barobar A limit n cheksizlantilganda x n deb yozamiz. Ya'ni x ning ifodasini uning o'rniga qo'ydik. Endi A birinchi lemmada ko'rganimizdek, A axtandirishi uzluksiz axtandirish, ya'ni uzluksizlikning ta'rifidan A akslantirishi ve limit amallarını bajarish tartibini o'rnini almashtirish mumkin. Ya'ni quyidagi tenglikni yoza olamiz. Bunda axn deganimiz esa ketma-ketlikning n plus 1-chi halini beradi. Bu ketma-ketlikning limiti ham n cheksizlantilganda x ga teng bo'ladi. Demak, a ning x nuqtadagi qiymati x ning o'ziga teng bo'lyapti. Shunday qilib axtandirish uchun qo'zg'almas nuqta mavjud ekan. Demak, biz yuqoridagi teoremamizda qo'zg'almas nuqta yagona mavjud va yagona degan teoremaning birinchi qismini isbot qildik. Ya'ni qo'zg'almas nuqtaning mavjudligini keltirib chiqardik. Keyin endigi maqsadimiz uning yagonaligini ko'rsatish. Faraz qilaylik, axtandirishi ikkita x va y qo'zg'almas nuqtalarga ega. Ya'ni a ning x ning qiymati ham x ga teng. A'nın y noktadagi qiymati ham y ga teng. U holda birinchi tengsizlikdan foydalanib quyidagi munosabatlarni yoza olamiz. Rho x y ni qaraymiz. Ya'ni x nuqtadan x y nuqtasigacha oralik masofani qaraylik. X ning ax ga tengligini va y ning yuqorida ay y ga tengligini hisobga olsak, quyidagi tenglikka ega bo'lamiz. Endi mana shu joyida a'nın qisqartirib aksilantirish ekanini hisobga olib, bu tengsizlikni yoza olamiz. Bundan ve alfanın 0-1 aralığında tegishli bo'lgani uchun quyidagi tengsizlikka ega bo'lamiz. Ya'ni x va y noktalarida aralık
masrafa ko'paytirilgan 1100 alfasani manfiy son bo'lyapti. Bu joyda biz 1100 alfaning musbat son ekanini hisob qilib qisqartirsak va aralikning nomanfiy son ekanini hisob qilsak, x va y nuqtalari orasidagi aralik 0 ga teng ekanini kelib chiqadi. Metrikaning birinchi aksiomasidan ikkita nuqta orasida aralik 0 bo'lishi uchun bu nuqtalarning musbat shu zarur yetarli degan aksiomadan x ning y ga teng ekanini keltirib chiqaramiz. Ya'ni biz faraz qilgan x va y qo'zg'almas nuqtalarimiz usmas uchida ekan. Demak, teoremaning ikkinchi qismi qo'zg'almas nuqtaning yagonaligi isbotlandi. Shu bilan qo'zg'almas qisqartirib aksilantirish prinsipi deb nomlangan birinchi teorema isbot bo'ldi. Endi qisqartirib aksilantirishga misol qaraylik. Aytaylik, f funksiyasi differensialdan funksiya va uning xoslasi quyidagi tengsizlikni qanoatlantiradi. Ya'ni bizning birinchi yuqoridagi birinchi misoldagi funksiyani qaraylik. U holda yuqoridagi birinchi teoremadan fx barobar x tenglamasi 0,1 kesmada yagona yechimga ega bo'ladi. Chunki quyidagi tengsizlikni qanoatlantiruvchi funksiyamiz birinchi misolga ko'ra u qisqartirib aksilantirish edi. Endi ma'ruzamizning ikkinchi qismida qisqartirib aksilantirish prinsipining integral terminlariga tadbiqini qarab chiqaylik. Qisqartirib aksilantirish prinsipining ushbu ko'rinishda birinchi ko'rinishdagi Fred-Golemning ikkinchi tur integral tenglamasining yechimining mavjudligi va yagonaligini isbotlash uchun qo'llaymiz. Bunda k funksiyasi ikki o'zgaruvchi funksiya integral tenglamaning yadrosi deyiladi. Fi integral funksiyasi fi verilgan funksiya. F izlanayotgan noma'lum funksiya. Lambda esa haqiqiy parametr. Qisqartirish aksilantirish prinsipi lambda parametrining yetarlicha kichik qiymatlarida qo'llash mumkinligini ko'rsataylik. To'la bo'lgan C A B fazani o'ziga o'zini aksilantiruvchi quyidagi ikkinchi tenglik bilan aniqlangan aksilantirishni qaraylik. Bunda bu aksilantirish A aksilantirishi A B qismida uzluksiz bo'lgan har bir f funksiyasiga GS funksiyasini mos qo'yadi. Bu ikkinchi formuladagi ikkinchi formulaning o'ng tomoni yuqoridagi Fred-Golemning ikkinchi tenglamasining mana bu o'ng tomonidagi ifodadir. Demak, quyidagi aksilantirishni qaraymiz. Bunda integral tenglamaning yadrosi AB kvadratda uzluksiz bo'lgan funksiya bo'lganligidan Cantor teoremasidan bu funksiyaning moduli ushbu kvadratda chegaralangan bo'ladi. Uning eng katta qiymatini katta m orqali belgilaylik. Ya'ni bu quyidagi belgilashni kiritaylik. Buning u holda g1 va g2 funksiyalar qiymatlari orasida aralikni baholaymiz. CAB fazasidagi ikki funksiya orasida aralikni formulasida bunda u quyidagi sanaqlanadi. Ikkita funksiyaning orasidagi aralik ularning ayirmalarining modullarining kesmadagi eng katta qiymati edi. Ya'ni g1s - g2s ning ayirmasining modullarining shu AB kesmasida eng katta qiymati. Endi g1s va g2s funksiyalariga uning qiymatlarini qo'yib, uni quyidagicha shaklda yozishimiz mumkin. Bunda biz lambda parametrini integral va modul belgisini tashqarisiga chiqardik. Endi matematik analiz kursidan belgili bo'lgan aniq integralning quyidagi xassasidan foydalanamiz. Integralning moduli modulning integraldan katta emas degan xassasidan foydalanib, quyidagi tengsizlikni yozamiz. Bunda e'tiborga olgan bo'lsangiz, ikkinchi qatorda modul belgisi integralning tashqarisida turibdi. Ya'ni dastlab integral hisoblanadi, undan keyin uning moduli. Yuqorida aytgan xassadan uni quyidagi tengsizlik ko'rinishida yozishimiz mumkin. Ya'ni dastlab modul hisoblanadi, ya'ni integral asosidagi funksiyaning moduli, undan keyin uning integrali. Bu vaqtda ular orasida quyidagi tengsizlik bajariladi. Endi 3-qatorda KS ta funksiyasining modulining o'rniga uning eng katta qiymati bo'lgan katta m sonini qo'yamiz. F1S va F2S
funksiyalarının ayırmalarının modülü oranına gelse, onların en katta kıymeti, yani onların maksimumu bile almıştıramız. Almıştırsak, bunda bir yerde integral aslında asıldaki funksiyon, daimi funksiyon, konstantat funksiyon olup, bu integralın kıymeti bölümünüz agetten oladı. Demek, bana bu integralını kuyudakça bakaladık. Demek bizde kuyudakı bakalaş payda oldu. Yani A A aksantresinin F1 noktasındaki kıymetinden F1 noktasındaki kıymetinden A aksantresinin F2 noktasındaki kıymetleri arasındaki rho aralığı kuyudakça yukarıdan kuyudakça bakaladı. Yani bunda rho F1 ve F2. Bir yerdeki demek alfa sanımız bizde ne getirin? Modülden bu da köpeytirilgen m, köpeytirilgen b minus agatim. Yani bana bu alfanın oranında durgan ufada birden küçük bolgan halde bu aksantırış, ikinci formulamın anıtlanan aksantırış, kıskartırıp aksantırış boladı. Yani şunu da yıkılıp, lambda'nın modülü kuyudaki tensizlikini, üçüncü tensizlikini kanatlandırırken de a aksantırışı kıskartırıp aksantırış boladı. Kıskartırış aksantırış prinsipine alsın, yukarıdaki birinci konuştaki ikinci de Fred Gould'un denilemesi lambda parametrenin bana şu tensizlikten kanatlandırdığı halde yegane yeçimge ege buladı. Yegane yeçimge ege buladı. Bu yeçim elbette S-A-B fazlası getirdik işle, yani üzlüksüz yegane yeçimge ege bulamız. Bu yeçimini takribi saplaş mümkün. Yani bunun için F0, F1, Fn ketmeketliğini kuyudaki rekuren formülü arkalı iterasyon yardımada hasıl kılışımız mümkün. Bundaki derslerdeki F0 funksiyası abi kesmede üzlüksüz olgan ihtiyari funksiyadır. Demek eğer biz Fn funksiyasının kıskartır ve aksantırış prinsipi kazarsan bu ketmeketli fundamental buladı. Üzlüksüz funksiyalar fazlası onun tolarlı giden ise bunun yakınlaşıcı çekenliğine kep çıkardı. Yani bizdeki limit geçim bana bu ketmeketliğinin limiti kullanışta anıklanadı. Bu yerde F0 sıfatta yukarıda aydıklarımızda ihtiyari funksiyonu alışımız mümkün. Abi kesmede üzlüksüz ihtiyari funksiyonu. Kopunca F0 sıfatı da aynen nölge tengi olgan funksiyon alınadı. Şu bulan bugün de maruz olmaz tüketim.